Biz Almanya'da Frankfurt'tan geliyoruz. Çok berbat geçti. Her tarafta kuyruklarla bekledik. 2 gün önce çıktık, daha yeni Kapıkule'ye varabildik. Ramazan bayramının Türkiye'de yakınlarının yanında geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın farklı ülkelerinden sıla yolculuğuna çıktı. Binlerce kilometrelik yolu kat eden gurbetçiler Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara sınır kapılarından ana vatanlarına giriş yapıyor. Gurbetçiler Türkiye'ye girişlerinde ise en çok Kapıkule sınır kapısını kullanıyor. Aynı anda birçok ülkeden yola çıkan gurbetçiler Kapıkule sınır kapısının giriş bölümünü doldurdu. Bir an önce memleketlerine ulaşmak isteyen gurbetçiler gümrük işlemleri için bir süre beklemek zorunda kalıyor. Gişeler önünde uzun araç kuyruğu oluşturan sıla yolcuları uzun süre bekledikleri gerekçesiyle aynı anda korna çalarak durumu protesto ediyor. Sırbistan biraz problem çıkardı ama yoksa çok güzel geldik. 10 dakika oldu mu girelim? Evet, 10 dakika oldu. En fazla. Rahat. Diğer ülkelere bakarak çok rahat. Bir de her sene geldiğimiz için hiçbir şikayetim. Polonya'dan gelen ve ismini vermek istemeyen bir gurbetçi kullandığı güzergah üzerinde Kapıkule'deki kadar hiçbir yerde bu kadar beklemediklerinden şikayetçi. Birçok ülkenin gümrük kapılarının kullanıldığını belirten gurbetçi, Türk vatandaşı olarak sıcak altında kendi ülkesinin gümrüğünde eziyet çektiğini kaydetti. Gurbetçiler, kendi memleketimiz girişinde bu kadar bekliyoruz, olmaz böyle, 3 gündür yoldayız, bayrama yetişirsek iyi şeklinde konuştu. Diğer Avrupa ülkelerinden geçtiklerinde herhangi bir sorun yaşamadığını anlatan gurbetçiler, Türkiye gümrüğünde her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını vurguladılar. Şu anda yarım saat oldu geleli. Maraş. Sırbistan biraz problem çıkardı ama yoksa çok güzel geldik. 10 dakika oldu mu girelim? Evet, 10 dakika oldu. En fazla. Rahat. Diğer ülkelere bakarak çok rahat. Bir de her sene geldiğimiz için hiçbir şikayetim yok. Yolculuk Kahramanmaraş'a. Buradayız. Hani yolda bayağı yoğunluk vardı. Buraya geldik, burada da yani Bulgaristan'da şeyde hiç beklemedik. Buraya gelince bekliyoruz yani. Bu bize bayram hediyesi gibi bir şey mi? Aşağı yukarı 3 saattir falan bekliyoruz burada. Yani daha aynı şeydeyiz yani. Yani biraz daha hızlanırsa bizim için şey olur. Hem oyumuzu kullanıp geçeceğiz. Yolculuk Kütahya, Simav. Bayağı bir sıra var. Annem babam gibi de geliyorlar. Çok kötü burası ya. Buna bir çözüm bulması lazım. Nereden gerçekten. Almanya'dan geliyoruz, Frankfurt'a. Çok yorucuydu. Çok şov vardı. Yani çok duruklandı. Biz Almanya'da Frankfurt'tan geliyoruz. Çok berbat geçti. Her tarafta kuyruklarla bekledik. 2 gün önce çıktık, daha yeni Kapıkule'ye varabildik. Bayağı bir zor oldu. Öncelikle Maraş'a gidiyoruz. Oradan Yozgat'a, oradan Mersin'e gezeceğiz bayağı. Bayram tatili içinde bazı uzun zamandır, 5 senedir Türkiye'ye gelmiyoruz. Uzun bir süre oldu. Çocukların da kendi ülkelerini, memleketlerini görmeleri için. Valla yolculuk çok zor geçti. Avusturya'dan geliyoruz. Yani çok yollarda bekledik. Bu kadar. İlk defa böyle bir şeye denk geliyor. Bayram üstüne. Millet hasretliğini, ana vatanına geçirme şeyini ne bileyim ben. Şu halimize bak. Yok, burada beklemedi. Yani şu kaos yani çok tuhaf bir şey yani. Ya, Fransa'dan geliyor. Çok kötü geçti. Ya kuyruktan. Mesela bu Sırplarda çok kuyruk bekledim. Sırplarda, Hırvatlarda. Ondan sonra Slovanya'da. Yani 14 saatte 400 kilometre yaptı. Burada da 3 saatten beri bekliyor. Almanya Stuttgart'tan geliyoruz. Yolculuğumuz biraz sıkıntılı oldu ama tabii ki ülkemizde oy kullanacağımız için çok sevinçliyiz. Oyumuzu da kullandık şu an. Ailemiz de kullandılar. Ya biraz Sırplarda 4-5 saat boş yerde beklettiler bizi. Hiçbir şey olmaktansa arabalarda durmak zorunda kaldık. Ben kendi adıma çok memnundum. Her şey çok güzeldi. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece Macaristan çıkışında 4 saat bir beklememiz oldu. Onun dışında buraya kadar her şey çok güzeldi. Kazasız belasız yok. Yollar da çok sakin. Yani kalabalık olmasına rağmen sakin. Biz şu anda burada bekliyoruz 1 saattir falan. Onun dışında ben memnunum.